The Nes Otel size termalden gelen sağlığı sunuyor. The Nes'in şifalı suyu birçok hastalığa da iyi gelmektedir. The Nes Otel'de evinizdeki huzuru ve konforu bulacaksınız. Son sistem teknolojiyle dizayn edilmiş odalarda modern mimarinin ince ayrıntılarındaki rahatlığı hissedeceksiniz. Birbirinden şık tasarımlara sahip otelimiz de tatilinize renk katmak için hizmetinizde. The Nes Otel'de ihtiyacınıza göre kendinizi usta ellerin iyileştirici yöntemlerine bırakabilirsiniz. 10 adet özel terapi ve masaj odaları, saunaları, Türk hamamı ve yeni bir spa anlayışıyla ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. 4'ü kapalı, 1'i açık olmak üzere dünya standartlarındaki 5 büyük havuzuyla The Nes Otel'de yüzme keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Ayrıca 4 adet jacuzzi havuzda tamamen ailelerin beğenisine sunulmuş durumda. The Nes Otel, organizasyon ihtiyaçlarınız için de sayısız alternatifler sunuyor. The Nes Otel kongre, toplantı, konferans, sempozyum, eğitim, briefing, lansman organizasyonlarınız için bölgenin en büyük ve uluslararası konferanslara uygun bölgenin en büyük toplantı salonlarını inşa etti. The Nes Otel size termalden gelen sağlığı sunuyor. Mutlu akşamlar Kocaeli TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Hazan Kutsal, günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağımız bültenimizle başlıyoruz. AK Parti Kocaeli'de milletvekilleri büyükşehir yasası görüşmeleri sırasında tartıştıkları MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın gündem dışı konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiği sırada toplu olarak genel kurul salonu terk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Büyükşehir Belediye Yasası görüşmelerinde yaşanan gerginliklerin etkisi devam ediyor. Meclis Başkan Vekili Mehmet Sağlam'ın yönettiği oturumda 3 milletvekiline gündem dışı söz verildi. Meclis TV yayınının kesilmesiyle ilgili söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kürsüye gelmesi sırasında AK Partili milletvekilleri toplu olarak genel kurul salonunu terk etti. Bakın, inanır mısınız? Bu çek tahsilatçıları bu yasadan sonra tekrar devreye girecektir. Bu tepkinin Büyükşehir Belediye Yasası görüşmeleri sırasında yaşananları protesto etmek için yapıldığı öğrenildi. AK Partili milletvekilleri Türkkan'ın konuşmasının bitmesi üzerine salona geri döndü. Doğrudur, değildir. Hiç bilemiyorum. Ama deneme yanılmayla ülke idare edilmez, oraya söylemek. Doğruyu bulun, ondan sonra harekete geçin. AK Parti milletvekilleri Büyükşehir Belediye Yasası görüşmeleri sırasında tartıştıkları MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın gündem dışı konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiği sırada toplu olarak genel kurul salonunu terk etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak yaptığı konuşmada afet riski taşıyan alanların dönüşümüyle ilgilenen cümleleri sarf eden muhalefete seslendi. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve Kocaeli bölgesinin milletvekiliyim. 99 depreminde Kocaeli'de 20 bin insanın öldüğü söyleniliyor. Ama bilim adamları buna itiraz ediyor. Sadece bir kişi öldü. 17 bin kişi resmi rakamda. Geriye kalan 16.999'u tamamıyla binaların sağlıklı ve güvenli olmaması nedeniyle yıkıldığı için bu can kaybı oldu, diyen Şeker, muhalefetin bu konuya da rantsal baktığını söyledi. Muhalefetten her konuda rantı ele almamalarını isteyen Şeker, milletvekilleri olarak bu konuda hiçbir siyasi ayrım yapmadan hükümete ve bakanlığa destek olunması gerektiğini ifade etti. AK Parti İl Başkanı Mahmut Civelek, il toplantılarını ilçelerde yapmaya başladı. Civelek, beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'le birlikte gittiği
Gölcük'te sevgi seliyle karşılandı. AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı il toplantılarını ilçeye taşıdı. Civelek hem seçim çalışmalarını yürütecek hem de il toplantılarını gerçekleştirmiş olacak. İl Başkanı Mahmut Civelek ilk toplantıyı Gölcük'te gerçekleştirdi. Beraberinde Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Gölcük'e gelen Civelek sevgi seliyle karşılandı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55 yapılan işlerle ilgili sunum gerçekleştirdi. Seçim satım halinde kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yetişkinlerimiz, bilhassa tüm teşkilatımızla kapı kapı dolaştık. Gün oldu, günde 20 kilometre, 25 kilometre yürüdük, yürüyerek. Kapı kapı dolaştık, bir seçim beyannamemizi, ortak vaadimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte ortak imzaladığımız seçim beyannamemizi her eve ulaştırdık. Milletvekili İlyas Şeker ise Ankara'da yapılan çalışmalar, Büyükşehir Yasa Tasarısı ve 2B konularında görüş bildirdi. 2B 31.12.1981 yılından önce orman özelliğini kaybetmiş orman arazileri. 31.12.1981 tarihinden önce orman özelliğini kaybetmiş olan orman arazileri. Yani bu tarihten Çok önceleri orman gözüküp ama bu tarihe kadar orman özelliğini kaybetmiş, bağ bahçe haline gelmiş, üzerinde binalar yapılmış veya orman dışında farklı amaçlarla kullanılmış olan yerler. AK Parti İl Başkanı Mahmut Civelek de Kocaeli'deki siyasi gündemi değerlendirdi. Bir uyumlu çalışmanın sonucunda bir başarı olarak döndüğünü memnuniyetle görüyoruz. Bu anlamda Gölcük'te diğer ilçelerde olduğu gibi seçim gibi bir korkumuz yok. Gerçi seçimlerde normal zamanda yapılacak ama öyle de olsa biz teşkilatlar olarak her zaman seçime hazır bir şekilde çalışmalarımıza hiç durmadan kaldığımız yerden demeyeceğim. Çünkü bir yerde kalmadık. Gebze'de ikamet eden Doğan ailesinin minik yavruları İrem Doğan, gözlerini dünyaya açar açmaz minik bedeninin baş edemeyeceği amansız bir hastalıkla mücadele etmeye başladı. Beyin küçülmesi yaşayan İrem, çaresizce tedavi edilmeyi bekliyor. Gebze'de ikamet eden Duran ve Meryem Doğan çiftinin 3 yaşındaki yavruları İrem Doğan, dünyaya gelir gelmez amansız bir hastalıkla mücadele etmeye başladı. Gebze'de değildim bir süre. İzmir'de ve Ankara'daydım. Annem rahatsızlandı, ben öyle yavrum. Doktorların beyin küçülmesi dediği ama tam olarak kesin bir teşhisin konulamadığı bu hastalığın tedavisi 3 yıldır bulunamadı. Evlatlarının tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen baba Duran Doğan, tüm Türkiye'den yardım istediğini söyledi. Dokula gel verelim, götüreyim hastaneye. Umut Tepe'ye götürdük. Zaten biz Zeynep Kamil'e 1,5 aylıkta götürdük. 1,5 aylık talih falan yaptılar. Ondan sonra o talihleri bize Çapa'ya gönderdiler. Orada da yaptırdık abi. Biz sonra da Umut Tepe'ye gittik. Umut Tepe'de bize dediler ki o tahliller istediler. Getirdik, MR'ını falan çektiler. Ondan sonra dediler çocuk beyin küçük dediler. CHP'nin Büyükşehir ve Gebze Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüten ve aynı zamanda Kocaeli Giresunlular Federasyonu Başkanı olan iş adamı Süleyman Karaman, 1,5 yaşından beri her iki bacağındaki sorun nedeniyle yürümekte güçlük çeken 18 yaşındaki liseli genç kıza umut eli oldu. Genç kız yürüyeceği günleri iple çekiyor. 2006 yılında ortaokula giden, iki ayağından sorun yaşayan ve güçlükle yürüyen Seher Arslan'a ameliyat sözü veren iş adamı Süleyman Karaman, Seher'in ameliyat geçirmeye elverişli hale gelmesinin ardından tam 6 yıl sonra yeniden girişimlere başladı. CHP'nin Büyükşehir ve Gebze Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüten ve aynı zamanda Kocaeli Giresunlular Federasyonu Başkanı olan iş adamı Süleyman Karaman, 6 yaşından beri bu mutlu haberi bekleyen Seher'in artık hayata ve geleceğe umutla baktığını belirtti. Acı günlerimiz oldu, tatlı günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Yani çok günlerimiz oldu ve bugüne geldik biz kızımızla. Yani size de teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Yani bugüne dediğim gibi yaşanması da sizin emeğinizi ben hiçbir zaman için...
Derslerinde çok başarılı olan ve ileride doktorluk mesleğini seçerek beyin cerrahı olmak istediğini ifade eden genç kız, Süleyman Karaman ve beraberinde kendisine yardım eli uzatan herkese çok teşekkür etti. İleriye doğru sayısaldayım. O yüzden tıp okumak istiyorum. İnşallah ileride iyi bir doktor olurum. Sağlık problemleri yaşayan ve kısa süre önce iş bulan Seher'in babası ve aile fertleri de yardımda bulunan herkese teşekkür ederek yaptıkları hayırdan dolayı minnettarlık duyduklarını ifade etti. Çok sağ olsun, teşekkür ederim abiciğim. Yardımın tohaçalar, Allah razı olsunlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. İnşallah Allah iyi olur. İnşallah. Seher Arslan önümüzdeki günlerde ameliyat olacak. Körfez Belediye Başkanı ve Körfez FK Onursal Başkanı Yunus Pehlivan, Ajans 9'a konuk oldu. Söyleşide Körfez'in 2013 yatırımlarından bahseden Pehlivan, yeni projelerini de açıkladı. Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, canlı yayınlanan Ajans 9 programına katıldı. Yeni binalarına geçtiklerini belirten Pehlivan, eski binayı yaptıkları protokol gereği Kocaeli Üniversitesi'ne verdiklerini söyledi. Hızlı gidiyor. Hangi anlamda? Onlardan bir takım beklentilerimiz var. Onların bizden beklentileri var. Bu manada da büyük bir dayanışma gösteriyoruz. Bizim Kocaeli Üniversitesi ile en büyük projemiz Hereke sahildeki Kocaeli Üniversitesi'nin sosyal tesislerini yıkıp, yanında bizim belediyemizin bir sosyal tesisi var, onu yıkıp, yanında kürek takımının, kürek kulübünün bir binası ve yanında da bir kafe var. Yani Kaiser Wilhelm Köşkü ile Marina diye adlandırdığımız içe doğru giden yapı arasındaki bütün mekanları ortadan kaldırıp, Hereke'nin, Sümer Camii'nin ve işte tren yolunun hemen altından denize kadar olan alanını açmak. Denizde buluşturacağız ve bunu yapacağız. Canlı yayında 2013 yatırımlarından bahseden Pehlivan, yürütülen projeler hakkında da bilgiler verdi. Okul müracaatında bulundular. Bunlar resmi işlemler, YÖK'e. Zannediyorum bir uygulaması Belçika'da var. Ulaşımla ilgili 4 yıllık bir yüksekokul olacak. Adı meslek yüksekokulu değil, fakültede değil. Biliyorsunuz fakülteleri kampüs dışına artık çıkarmıyorlar. İlk etapta zannediyorum 100 ile 200 arasında bir öğrenci ama işte her yıl üzerine koyarak gideceğinden zaman içerisinde işte 1000 kişilik falan bir şey olur. Aynı zamanda Körfez FK Onursal Başkanı da olan Pehlivan, Körfez FK ile ilgili eleştirilere de yanıt vererek şu anki durumdan kendisinin de mutlu olmadığını kaydetti. Anlamadılar. Zannettiler ki yani biz bir şeye düşmanlık yapıyoruz. İşte Kocaeli Spor'u tüketmek, içini boşaltmak falan gibi bir yola girmişiz gibi bir insana atılabilecek en büyük iftirayı attılar. Ben bunların hepsini kamuoyunun vicdanına atfediyorum, terk ediyorum. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haşmet Belen, Kocaeli'de büyük bir yatırım yapan ancak 5 öğrenci gibi komik bir rakamla burs vererek kamuoyuna şirin gözükmek isteyen Güney Koreli POSCO'yu bu tavrından dolayı kınadıklarını açıkladı. POSCO paslanmaz çelik haddeleme tesisini Kocaeli'ye kurmaya devam eden Güney Koreli firmanın sadece 5 öğrenciye burs verecek olmasına Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Yönetim Kurulu'ndan sert tepki geldi. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Haşmet Belen, büyük ve güçlü bir sanayi kuruluşunun 5 öğrenciye burs verecek olmasını şaşırtıcı bulduklarını açıkladı. Bir sanayi kuruluşunun öğrenciye burs vermesinin normal ve teşvik edilmesi gereken bir durum olduğunu belirten Belen, olayın bu yönünü hiçbir itirazları olmadığını dile getirdi. Belen, Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrika ve Asya'nın gariban bir ülkesi olmadığını söyleyerek, 5 kişiye burs verilmesinin ülkemiz ve kentimiz için önem taşımayacağını kaydetti. İl Genel Meclisi Kasım ayı 9. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya bir önceki oturumda 2013 mali yılı bütçe giderleri için 15 milyon ödenek ayıran İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik katılarak sunum yaptı. İl Genel Meclisi Kasım ayı 9. toplantısı Meclis Başkanı Fahim Kılıç önderliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik de katılarak bir sunum yaptı. Meclis üyelerine ödenekten dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Hulusi Çelik, Kocaeli hakkında izlenimlerini anlattı. Tabii, göre girişten sonra kendini tanımak gerekirse, ben 1985 yılı gibi bir tarihte konseryalık olarak Ankara'da genel müdürlükte hizmete başladım. Ve Türkiye'nin çok çeşitli illerinde değişik kademelerde görevde bulundum. Meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Çelik, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yani nasıl istedim, meclis üyelerini? Nasıl istedim, araştırma doğru. Nasıl istedim, araştırma bir adamdan tek tek adresini yerinde kontrol ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, meslek ve sanat eğitim kurslarının Mevlana Kurs Merkezi'ni ziyaret etti. KOMEİ'nin binlerce vatandaşa eğitim hizmeti verdiğini söyleyen Karaosmanoğlu, bu kurslara katılan tüm vatandaşlarımızla gurur duyuyorum dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOMEİ'nin Mevlana Kurs Merkezi'ni ziyaret etti. Selamünaleyküm. Karaosmanoğlu, ziyareti sırasında kurs merkezindeki bilgisayar, ön muhasebe, mefruşat, giyim, aerobik, cilt bakımı ve makine nakışı sınıflarında incelemelerde bulundu. Ona göre çocuklarımız yetişsin. Yetişmiyorsa, geri kalıyorsa zarar ediyoruz ondan. Hem şahısla, bireyler hem de ülke olarak zarar. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyen Karaosmanoğlu, KOMEİ'nin güçlü bir aile olduğunu ifade etti. Burada güzel vakit geçiriyor, burada güzel şeyler öğreniyor, hayat öğreniyor, meslek öğreniyor. İzmit'te Türk Mühendis ve Mimar Odaları, İKK, TTB, DİSK ve KESK'e bağlı yaklaşık 50 kişilik grubun cezaevlerindeki açlık grevine destek amacıyla kent merkezinde yürüyüş yapmak istemesi polis engeline takıldı. İzmit'te TMOB, İKK, TTB, DİSK ve KESK'e bağlı yaklaşık 50 kişilik grup belediye işhanı önünde toplanarak ellerinde meşalelerle cezaevlerindeki açlık grevine destek vermek amacıyla Sabri Yalın Parkı'na yürümek istedi. Aslında kendilerini yaptıkları tamamlandı, demokratik uygulamadır. Grup baskılar bizi durduramaz, ölüm değil çözüm istiyoruz şeklinde sloganlar attı. Yaklaşık 100 metre sonra Çevik Kuvvet ekibinin barikatıyla karşılaşan grup oturma eylemi yaptı. Bari bekle bari. Polisin kesinlikle izin verilmeyeceği konusundaki katı tutumu sonrası eylemciler sessizce dağıldı. Kocaeli'de tefecilik yaparak vatandaşa yüklü miktarda faizlerle borç verdiği iddia edilen çete, polisin yaptığı operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 6 çete üyesi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin yaklaşık 9 aylık çalışması sonuç verdi. Körfez ve İzmit kent merkezinde vatandaşların çeklerini %10-15 faizle kırdıkları, ihtiyaç sahiplerine yüklü miktarda faizle borç verdikleri, borcunu ödeyemeyenlerin de ev ve arabalarına el koydukları öğrenilen çeteye operasyon yapıldı. Kentin tanınmış simalarından NT ile birlikte 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından zanlılar çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmit 28 Haziran mahallesindeki bir büfeden dolandırıcılık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gölcük'te oturan emekli polis memuru Kemal Virzilli'nin başına çok ilginç bir olay geldi. Virzilli'yi ev telefonundan arayan bir kadın, ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sunduğu bir yarışma programına Kocaeli'den seçildiğini söyledi. Telefon çaldı, telefonda bir bayan sesi geldi. Bayan sesi dedi ki, Kemal Bey'le mi görüşürüz? Ben de evet, Kemal Bey. Soy ismimi de söyledi. Baba adımı da söyleyince doğruluk derecesiyle itibariyle biz dedi Acun Medya'dan arıyoruz. Var mısın yok musun yarışmasına? Gölcük'ten sizi, Kocaeli'den sizi seçtik dedi. Ben dedim ki bayana, mülakatı yok mu bunun? Mülakatsız dedi. Yarışma başlayacak dedi. Kocaeli'den sizi seçtik dedi.
Biz size 10 gün içerisinde bir evrak göndereceğiz. Bu evrak formu dedi doldurup bu evrakla formla birlikte bize geleceksiniz dedi. Dolandırıldığını anlayarak Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi veren Virzilli işin peşini bırakmayacağını dile getirdi. Telefonda bir operatörden müşteri kayıtlarını alındınız size dönüş yapılacak başka bir şey yok. Defalarca aradım aynı ses. Burada benim iki adresim var. Bir oğlumun adresi bir de şu an ikamet ettim. Bunu teyit edeyim adres değişikliği yapayım diye aradım. 500 tane evrak geldi. İşte bu elimdeki zarfa istinaden üzerinde değerli evrak kargoyla telefon geldi. Sizi nerede bulabiliriz dediler. Dedim evdeyim. Yeri bildirdim. Çıkar mısın abi bulamayız evde. Çıktım sahilde oturduğum için. Çıktım kargo geldi. Zarfı verdi. Baktım zarfın üzerinde medya resimler var. Televizyon logoları falan var. Değerli evrak deyince nedir bunun mahiyetini sorabilir miyim dedim. 18 lira talep ettiler. Ben de düşündüm. Benim gibi binlerce kişiden bu para alındığı zaman çok yüklü bir para teşekkür edin. Küçük para da kimse de teşebbüs etmez adliyeleriyle polise. Ben de Cumhuriyet Savcılığı'na başvurusunda bulundum. İzmit 28 Haziran mahallesindeki bir büfeden dolandırıcılık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İzmit'in 28 Haziran mahallesinde bulunan büfeden dolandırıcılık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Büfeye giren EK isimli şahıs iddialara göre büfeciye 100 lira uzatarak sigara istedi. Bozuk parası olduğunu söyleyerek parayı geri aldı ve büfecinin kafasını karıştırmayı başardı. 100 liranın üstünü büfeden alıp sigaralarla birlikte oradan uzaklaşan şahısı fark eden büfe sahibi olayı hemen polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri EK'yı Gölcük Kavaklı sahilinde gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan EK adliyeye sevk edildi. İzmit Körfezi'nin doğusunda bu sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehir hattında vapur ve deniz otobüsü seferleri yapılamadı. Bu bölgede görüş mesafesi 100 metreye kadar düşerken karayolunda da sis nedeniyle otomobil sürücüleri araçlarıyla ilerlemekte çok zorluk çekti. İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle vapur ve deniz otobüsü seferleri yapılamadı. Hava sıcaklığının düşmesiyle daha çok Körfez'in doğusunda İzmit, Derince ve Körfez ilçesi hattında yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Karamürsel, İzmit Gölcük gibi şehir hattı vapur ve deniz otobüsü seferleri yapılamadı. Sis İzmit Körfezi'nin doğusundaki kadar etkili olmadığından Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasındaki feribot seferlerini etkilemedi. Diğer günlerde de meydana gelebilecek sis nedeniyle Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri araç sürücüleri ile yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Saadet Partisi İzmir Teşkilatı haftalık olağan toplantısını parti binasında gerçekleştirdi. Toplantı öncesi konuşan İzmit İlçe Başkanı Yusuf Saka basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi İzmir Teşkilatı haftalık olağan toplantısını parti binasında gerçekleştirdi. Basına açıklamada bulunan ilçe başkanı Yusuf Saka iktidarın terör politikasını eleştirdi. Ve bu politikalarla da kurtulamayacak. Biz istiyoruz ki bitsin ama bu politikalarla biteceğini de düşünemiyorum. Aklımdan geçmiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz başbakanımız IMF'ye 3 milyar dolar borcumuz kaldığını söylemiş idi. Hatta bir arada şöyle dedi. IMF'ye 5 milyar dolar borç vereceğiz. Bu kelime de cümlede çıkmış idi başbakanımızın ağzından. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker düzenlediği basın açıklamasında her aile sağlık merkezine bir sağlık personelinin atanması gerektiğini belirtti. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker haftalık basın toplantısında basın açıklaması yaptı. Kanuna göre verilmekteydi. Daha sonra 2004 yılında çıkan pilot yasayla değişiklik oldu.
Çeker, açıklamasında her aile sağlık merkezine bir sağlık personelinin atanması gerektiğini belirtti. Sağlık ocağında 18 tane personel ekip halinde hizmet verdi vatandaşa. Yani tabibinden hizmetçisine, şoförüne kadar ekibin içinde her şey vardı. Daha sonra 2004 yılında çıkan kanunla birlikte bu 1000 ile 4000 nüfusa bir aile hekimi bir eve hizmet vermeye veya aile sağlığı elemanı hizmet vermeye başladı. Eğitime verdiği destekle dikkat çeken İzmit Belediyesi, daha önce 9 mahallede hizmete soktuğu etüt merkezinin 10.sunu Topçular Mahallesi Şeref Meydanı'nda açtı. İzmit Belediyesi daha önce 9 mahallede hizmete soktuğu etüt merkezlerinin 10.sunu Topçular Mahallesi Şeref Meydanı'nda açarak hizmete soktu. Topçular Mahallesi Şeref Meydanı. Tabii ki sevinçliyiz. Mahalle adına sevinçliyiz. İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa çok sayıda protokol mensubu ile vatandaş katıldı. 1200 kişiye hizmet edilmesinin hedeflendiği etüt merkezinin açılışında söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan eğitim yatırımlarından bahsetti. Bizim çocukluğumuzdan beri hep taşra gibi görünen, ücra gibi görünen, şehrin varoşu gibi görünen bir yer. Halbuki şehrin dibinde, şehrin içinde çok önemli bir mahallemiz. Ancak tabii gelişmesine maalesef zorluklar olmuş. Hizmet almada zorlukları olmuş. Ve aslında topçular fazlasıyla bu hizmetleri hak eden bir yapıda. Çocuklarla bol bol sohbet eden Doğan, çocuklarla satranç oynadı. Kocaeli Kafkas Kültür Derneği yönetimi, başarılı çalışmaları ve derneğe verdiği katkılar nedeniyle Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık'a teşekkür plaketi verdi. Ziyaretten memnunluk duyan Karabalık da özellikle marka şehir olma iddiasının gereklerini yerine getirmek için çok çalıştıklarını söyledi. Sami Korkut'un başkanlığını yaptığı Kocaeli Kafkas Kültür Derneği yönetimi, Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Dernek yönetimi Ekoköy Ketenciler projesine verdiği destek ve katkılar için Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık'a teşekkür plaketi verdi. Karabalık, marka şehir olma iddialarını gerçekleştirmek amacıyla çok çalıştıklarını belirtti. Biliyorum ama Ketence'de o hanım kardeşlerimiz, sağ olsun Muhtar İrfan Bey, İrfan o kadar olumlu yaklaştılar ki. İrfan Bey de gelecek ama herhalde olsun, işi çıktı. Olsun, bugün köye gelirken sana teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İzmit Belediyesi tarafından Yeşilova Mahallesi'nde yapılmakta olan kapalı pazar inşaatında sona yaklaşıldı. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Nisan ayında inşaatına başlanan kapalı pazar, önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açılacak. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yeşilova Mahallesi'nde yapılmakta olan kapalı pazar inşaatını gezdi. Çalışmaları çok önemsediğini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Doğan, yapımı devam eden pazar alanında incelemelerde bulundu. Doğan, pazarın çok kısa bir süre sonra hizmete açılacağını ifade etti. Yeşilova pazarımız bitiyor. Hemen hemen bitti sayabiliriz. Açılışı hazır hale geldi. Gerçekten şehrimizde pazarlarda biraz geriydik. Ve biz hızla kapalı pazar projelerine başladık. Maalesef yerleri de pazar yeri olarak imarda olmadığı için yaklaşık bir yıla yakın da bu yerlerin imar değişikliğiyle uğraştık. Ama artık gerçekten şehrimize yakışır pazarlar birer birer ortaya çıktı. İşte Yeşilova bunlardan bir tanesi. Kuruçeşme bitmek üzere. Yenişehir'dekinin üstünün örtüsü dışında bitti. Yahya Kaptan'a hazırlanıyoruz. Malta mahallemize hazırlanıyoruz. Güzel oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Büyükakın, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği yönetimini makamında ağırladı.
Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. Habibullah ne demek? Kısa adı KİSA olan Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Baydemir, yönetim kurulu üyeleri ve Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin katıldığı ziyarette Büyükşehir Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Bilal Barış da hazır bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Tahir Büyükakın, Kocaeli'de eğitim gören misafir öğrencileri kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ben dediğim herkesi anlıyor mu? Anlıyorsunuz değil mi? Yavaş konuşuyor. Bir çocuk konuşmayı nasıl öğrenir? Düşünün. Dinliyor değil mi? Dinliyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve kısa adı ÇİDER olan Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği, çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adayları için tüp bebek semineri düzenledi. Bilim ve Teknoloji Kulübü salonunda gerçekleşen seminerde Profesör Doktor İsmail Çepni kısırlık ve tüp bebek tedavileri hakkında bilgiler verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği, çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adayları için Bilim ve Teknoloji Kulübü'nde tüp bebek semineri düzenledi. Katlanılmaya değer. Yumurta elde etmek üzere bir takım tedaviler uyguluyoruz. Kısırlık ve tüp bebek tedavileri toplantısında konuşan Profesör Doktor İsmail Çepni, kısırlık tedavileri, tüp bebek tedavileri ve bu tedavide başarıların nelere bağlı olduğunu anlattı. Kendi oranını söylemeli ve şey değil, yani gebe kaldı düşürdü değil. Kucağa alınan bebek veya klinik gebelik dediğimiz, bebeği gördüğümüz, kalp atımını gördüğümüz oran o yaş gruplarına göre değişiyor. Toplantıda Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği Başkanı Sibel Tuzcu da derneğin tüp bebek tedavisi olacak çiftler için yaptığı çalışmalarını anlattı. Daha bir büyütmek için, toplumda bir farkındalık yaratmak için, gerçeklere insanların ilgisini çekmek için dernek haline getirelim dedik. Ve 2001 yılında başlayan çalışmalarımız 2002 yılında Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği olarak devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin 14 ayrı noktasında lale satışına başladı. Bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Lale Festivali'nin bir parçası olan yarışma için vatandaşlar da saksıda yetiştirdikleri lalelerle ödül alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Lale Festivali kapsamında kentin 14 ayrı noktasında lale satışına başladı. Sonra iki tane pişirir misin? 150 bin adet siyah, kırmızı, sarı, beyaz, pembe, mor ve tonları ile karışık olmak üzere 9 renk lalenin satışına başlandı. 30 bin paket olarak hazırlanan 150 bin lale soğanının bir pakete 1,5 liradan satılıyor. 3 tane ver hemen. Fiş mi? Fiş. Vatandaşlar yetiştirdikleri lalelerle Nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan en güzel laleyi siz yetiştirin yarışmasına katılacak. Üzerinde her şey açıklamalı var. 4,5 lira. 4,5 mu? Evet. 5,5 pardon. 5,5 lira. 5 lira var mı abi? Lale soğanları İzmit'te Anıt Park, Belsa, Fevziye Camii önünde satılıyor. Ayrıca Kocaeli'nin tamamına yayılması amaçlanan proje kapsamında Dilovası, Çayırova, Darıca, Gebze, Karamürsel, Kandıra, Derince ve Körfez'de belediye hizmet binalarının önünde de satışlar yapılıyor. İyi yoğun bir şekilde devam ediyor. Buyurun abi. Nasıl gidiyor satışı? Satışlarımız iyi. Halkımız rağbet ediyor. Ya, öyle olmaz ama ya. Çünkü biliyorsunuz lale ana vatanı Türkiye. Yaklaşık bir 5 senedir de lale üretimi Türkiye'de ciddi miktarda arttı. İhracata yönelik de satış yapılıyor. İşte Büyükşehir Belediyesi olarak da biz de yarışma düzenliyoruz bu lalenin yetiştirilmesi için. Küçük verdik ona, bir tane aldım. Kaç tane fiş veriyoruz? Kaç tane alıyoruz? Fiyatlarımız paketi 1,5 lira. İçerisinde 5 tane var. Yetiştirme şartları arkasında yazıyor. Ve bu haberle bültenimizi noktalamanın zamanı geldi. Bizler yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Ancak şimdilik hoşça kalın. Mutlu akşamlar.
The Nest Hotel size termalden gelen sağlığı sunuyor. The Nest'in şifalı suyu birçok hastalığa da iyi gelmektedir. The Nest Hotel'de evinizdeki huzuru ve konforu bulacaksınız. Son sistem teknolojiyle dizayn edilmiş odalarda modern mimarinin ince ayrıntılarındaki rahatlığı hissedeceksiniz. Birbirinden şık tasarımlara sahip otelimizde tatilinize renk katmak için hizmetinizde. The Nest Hotel'de ihtiyacınıza göre kendinizi usta ellerin iyileştirici yöntemlerine bırakabilirsiniz. 10 adet özel terapi ve masaj odaları, saunaları, Türk hamamı ve yeni bir spa anlayışıyla ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. 4'ü kapalı, 1'i açık olmak üzere dünya standartlarındaki 5 büyük havuzuyla The Nest Hotel'de yüzme keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Ayrıca 4 adet jacuzzi havuzda tamamen ailelerin beğenisine sunulmuş durumda. The Nest Hotel, organizasyon ihtiyaçlarınız için de sayısız alternatifler sunuyor. The Nest Hotel Kongre, toplantı, konferans, sempozyum, eğitim, briefing, lansman organizasyonlarınız için bölgenin en büyük ve uluslararası konferanslara uygun bölgenin en büyük toplantı salonlarını inşa etti. The Nest Hotel size termalden gelen sağlığı sunuyor. Tüpraş 29 yaşında. Tüpraş kuruluşunun 29. yıl dönümünü 16 Kasım 2012 tarihinde kutluyor. Tüpraş'ın bugünlere ulaşmasında katkısı olan siz değerli emeklilerimizi kuruluş yıl dönümümüzde aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Büyüklüğü yeniden tanımlamak için en büyük olmak yetmez. Kendi yolunu kendin çizecek kadar güçlü olacaksın. Hiçbir zorluk sana engel olamayacak. Fiat Fremont. Büyüklük budur. Var. Hep daha iyisini isteyenler için yeni Moped var. Yenilenen Moped şimdi en ince. Üstelik kuruluk garantisi içinde. Enlerin pedi yeni Moped'le hep daha iyi. Çocuklarımızın sağlığı artık koruma altında. Sağlığı tehdit edecek hiçbir zararlı madde içermeyen mobilyalarıyla şık, konforlu ama daha önemlisi Türkiye'nin en sağlıklı bebek ve genç odası. Meltem. Meltem Mobilya, Mobest Koda Enes Genç Bebe'de sizleri bekliyor. İzgaz'dan 20. yıl hediyesi. 0 kilometre Honda Civic. 15 Ağustos-15 Kasım 2012 tarihleri arasında her fatura ödemenize bir çekiliş hakkı. İlk gaz kullanıcısı olursanız ise 5 çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Kampanya koşulları ve ayrıntılı bilgi www.izgaz-gdfsuez.com, facebook.com/izgazgdfsuez ve 444-3341'de. İzgaz, 20 yıldır 4 mevsim yaz.
Yeni Clio 4. Aşk, tutku ve heyecan. Sürüş keyfi, kalite, konfor. Yeni Clio'nun büyük üstünlüğü. Mükemmel denge, tükenmeyen enerji, sıra dışı tasarım. Bu benzersiz deneyime hazır olun. Yeni Clio 4. Her şey unutulur, ilkler kalır. Renault, Ernaz Otomotiv. Renault, Ernaz Otomotiv. Mevsimler değişse de kalitemiz değişmez. Gültem halı yıkama, toz alma makinesi ve ultraviyole son sistem otomatik makinelerimizle halılarınızı ve koltuklarınızı yıkıyor, evinize ücretsiz teslim ediyoruz. Sağlıklı, hijyenik ve ekonomik halı temizliği. Deforme yok, renk karışımı yok. Gültem halı yıkama. Halının yüzünü değil, özünü yıkıyoruz. Adres: Yuva Makarca Cumhuriyet İş Merkezi, No 5 İzmit Kocaeli. Telefon: 0262 319 2434. Kocaeli Gayrimenkul'de aradığınız özelliklere uygun daireler her zaman mevcuttur. İşte sizin için seçtiklerimiz. Yeni Doğan'da 2+1 kombili, 100 metrekare, çarşıya yürüme mesafesi 20 dakika olan satılık daire 52 bin lira. Şirintepe'de 3+1 120 metrekare, içi full yapılı satılık daire 75 bin lira. Kuruçeşme Hatipköy'de 4+1 kombili, 180 metrekare, site içerisinde Natamam satılık villa 99 bin lira. İzmit merkezde 2+1 kombili, 300 metrekare, içi full yapılı, 3 katlı, 6 dükkan, 0 satılık bina 265 bin lira. Kartepe'de 2+1 kombili, 87 metrekare, içi full yapılı, güvenlikli, konum olarak ulaşımı her yere yakın satılık daire 87 bin lira. Diğer ilanlarımız için www.kocaeligayrimenkul.com.tr. Telefon 0262 324 0200. Eğitimde uzay çağı için geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Astronotla tanışmaya hazır mısın? Çalışmalarında daima müşteri memnuniyetini öncelikli hedef belirleyen Çakmak Yapı Design, sektöründeki tüm gelişmeleri ve fuarları takip ederek daima kendini yenileyen profesyonel ve dinamik kadrosuyla...